Hatice. Ahmet. Ne bu? Hediye. Sana aldım. Ne işin var burada Ahmet? Dere kenarında bekledim bütün gün gelirsin diye. Niye? Geleceğim dedim mi ben sana? Tezkere aldığımı duymuşsundur. Belki gelirsin diye. Kapıma kadar neden geldin Ahmet? Ne istiyorsun? Hatice, çok şükür askerlik bitti. Bir de iş buldum kendime. Artık hiçbir engel kalmadı. Akşam anamı göndereyim istesin seni. Olmaz. Niye olmaz? Askerden önce söz verdik birbirimize. O zamandı. Ne değişti Hatice? Ben başkasını seviyorum. Hatice, ne diyorsun sen? Bana verdiğin söz ne olacak? Hem ne zaman sevdin başkasını? Ne çabuk Hatice. Kusura bakma Ahmet. Böyle olması gerekti. Benden sana yar olmaz. Unut beni. Hatice. Hatice. Ne o Hatice? Bilmem. Aldığın şu eşarba bak Allah aşkına. 3 kuruşluk hediye. İnsan vermeye utanır. Ayıp kızım ayıp. Çocuk düşünmüş almış. Nasip olsun o duydum oğlanı. Yazık Ahmet'e. Yazık ki sevdalanmış sana. Anne, senin kızın benim. Sana ne Ahmet'ten? O da insan evladı. Boş yere umutlandırdın oğlum. Pırlanta gibi çocuk. Bugün teptiğin kısmeti. Bir gün mumla ararsın. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum anne. Yaşım neredeyse 30 oldu. Köy yerinde bu yaşıma kadar boşuna beklemedim ben. Fuat'la evleneceğim ben. İyi diyorsun da. Bakalım Fuat'ın anası beğenecek mi seni? Niye beğenmesin? Neyim eksik benim? Kızım, çok zengin onlar. Biz gibileri beğenmezler. Ezip geçerler. Anam, sen gönlünü ferah tut. Buyurun efendim. Hatice? Evet. Sen kimsin hanım abla? İlk kez gördüğüm birine böyle hitap edilmez küçük hanım. Ben Fuat'ı bekliyordum. Siz... Ben annesiyim. Fuat bana senden bahsetti. Ben de yakından görüp tanımak istedim. Oğlumla evlenmek için sıraya girmiş bir sürü kız varken... Fuat ne hikmetse seni seçmiş. Sağ olun. Sana açık konuşacağım Hatice. Ben evime öyle görgüsüz cahil birini almak istemem. Eğer münasip görürsek gelinimiz olursun. Peki... Ailemize layık olacağını düşünüyor musun? Evet. Oğluma gösterdiğin hürmeti bana, bana gösterdiğin hürmeti oğluma gösterebilecek misin? Elbette. ne oldu, hasta mısınız? Astımım var. Bazen büyük krizler de oluyor. Toza, kire karşı hassasım. Konağımı alacağım gelinin bilhassa temizliğe çok önem vermesini isterim. Hmm.
Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle büyük bir demet gül istiyorum. Biraz gösterişli olsun. Tabii, olur. Buyurun efendim. Sağ ol. Bak kızım. Oğlum benim göz bebeğim, her şeyim. Soyumuz oğlumla, oğlumun çocuklarıyla yürüyecek. Biz öyle herhangi bir aile değiliz. Bize gelin olmak da kolay iş değildir. Efendim, ben her şeyi göze aldım. Fuat'ı seviyorum. Emin olun size layık olmak için elimden geleni yapacağım. Maşallah, kendine güveniyorsun. O zaman göreceğiz bakalım. Annene söyle, adet yerini bulsun. Bu akşam kız istemeye geliyoruz. Şu eşyalara bak ya. Rezil olacağız vallahi. Aa kızım, niye rezil olalım? Baksana, her şey eski püskü. Eski ama tertemiz evimiz çok şükür. Hem neyse koysun, seni böyle beğenip alacak sağ olsun. Değilse zaten olmayıversin bu iş. Öyle kötü kötü konuşma anne. Olacak bu iş. Merhaba, ben geldim. Babamla seradan çiçek almaya geldik de bir uğrayayım dedim. Hoş geldin. Seni bana Allah gönderdi. Gel içeri hadi. Gel. Girince anlatırım. Gel. Akşama iyi ki bir dönürcü gelecek. Delirdi bugün. Allah'ım. Sahi kim geliyor? Fuat diye bir çocukmuş. Kasabaya yakın bir çiftlikte oturuyorlarmış. Annesi de Yeter Hanım diye biri. Şu meşhur Yeter Hanım mı? Dur ben bir sorayım. Tamam tamam, sonra haberleşiriz. Kız Hatice, çiftliğe gelin gideceksin ha? Biz kasabada oturalım ama sen köy yerinde turnayı gözünden vur. Aferin kız sana. Aman, başlama sen de. Hadi gel. Bak, bak bugün bir yere gidemezsin, göndermem. Babana da telefon et. Ay kalamam Hatice, birazdan babam gelir zaten. Zuhal ne olur, gidersen mahvolurum. Kadın çok titiz, bana yardım etmen lazım. Ben ne yapabilirim ki? Kızım sen kasabada oturuyorsun, bunların dilinden anlarsın. Bana yardım edeceksin artık. Dünürcüler karşısında kendimi rezil etmeyeyim. Ne olur. Ay peki tamam tamam olur. Babamı arayayım da gece gelip alsın beni. Hadi. Ay Hatice. Anne sen Hatice ile görüşürken ödüm koptu vallahi beğenmeyeceksin diye. Beğendiğimi kim söyledi ağa oğlum? Sen beğendin diye gidiyoruz işte. Bana bir erkek torun ver de artık vazgeçtim her şeyden. Ay, her tarafta toz, toprak, çamur. Nasıl yaşıyorlar bunlar burada böyle? Nasıl görünüyorum? Çok güzel oldun Hatice. Vallahi bak çok yakıştı. Ay, bayılacağım heyecandan. Anne, o ne üstündeki ya? Biraz daha gösterişli bir kıyafet giyseydin. Kızım köy yerinde daha ne giyebilirim? Ama anne anlattım sana. Kadın çok havalı bir şey. Üzül. Bir de sana bak ya. Geldiler. Siz karşılayın, ben mutfakta hazırlık yapayım. Tamam kızım. Sen de rahat ol biraz Hatice. Atla deve değil ya, onlar da insan. Öyle. Hadi toparla kendini. Of. Aslında kasabada bir evimiz var ama oğlum Fuat çiftlik hayatını pek seviyor. Elma ve kayısı bahçelerimiz var. Her yıl işçiler tutup baktırıyoruz. Pek güzel. Ay bayılacağım neredeyse. Korkma kız. Gör bak, o Yeter Hanım bayılacak sana. Vallahi ama kız. Dur kız, şu enişteyi bir de ben göreyim. Benim kardeşimi böyle tir tir titreten adam kimmiş bir görelim bakalım. Gel bakalım.
Ay bugün çiçek aldı bizim dükkandan. Demek sanaymış. Ne şanslısın kız. Oo yeter baktı. Nazar değdireceksin. Ne nazarı be? Hadi dur kahveler taşmasın. Nerede kaldı müstakbel gelin hanım? Gelir şimdi kahve yapıyor. Ben bir bakayım. Nasıl kahveymiş bu böyle? Bol köpüklü oldu. Köpüklü olacak tabii. Kayınvaliden tam bir hanımefendiye benziyor. Getirdikleri çikolata nerede? Onu da açalım. İkram etmek lazım. Ay sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Hatice? Ha? Kim bu hanım kız? Bu arkadaşım Zuhal. Kızım sen niye mutfakta kaldın? Gel sen de içeri. E hadi kahveleri içelim artık. Buyurun efendim. Teşekkür ederim kızım. Babam geldi. Benim gitmem lazım. Otursaydın kızım. Yok, ben babamı bekletmeyeyim. Size iyi geceler efendim. İyi geceler. İyi geceler. Mesaj çek, tamam mı? Bekliyorum. İyi akşamlar, sağ olun. Akşamlar da... bir şey mi oldu? Erkenden kalktınız? Yok bir şey kızım, yine geleceğiz. Bu tanışma ziyaretiydi zaten. Hadi Allah'a ısmarladık. İyi geceler. Güle güle yeterim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ya ters bir şey mi yaptım acaba? Ya vazgeçerlerse? Nasip kısmet kızım. Olacağı varsa olur. Hadi gir içeri. Anne ayıp olmadı mı öyle birden kalkınca? Ayıp mayıp olmaz. Onlar da kimmiş? Sen koskoca Haşim Ağa'yla Yeter Hanım'ın oğlusun. Fuat... Gördün değil mi öbür kızı? Evet anne, gördüm. Tam senin istediğin gibi. Vallahi ben pek beğendim. Güzel kız. Ama Hatice başka. Bence kıyas bile edilmez. Aa, şuradaki Zuhal değil mi? Usta bir iki saate gelecekmiş kızım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayrola kızım? Kamyonet arıza yaptı. Babam uğraşıyor ama olmadı. Ustaya telefon açtı, o da bir iki saate gelecek. Sen bizimle gel, bekleme buralarda. Biz seni bırakırız evine. Tabii tabii. İzin var mı babası? Sağ olun Yeter Hanım, Hızır gibi yetiştiniz vallahi. İyi hadi gidelim. Hadi. Kolay gelsin. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hadi bakalım. Sen kimsin? Ne bakıyorsun öyle? Bir haftayı da geçti ama hala haber yok değil mi? Gelecekti ama hala gelmediler. Telefonlarına da cevap yok. Neden acaba? Evet. Hiçbir haber yok. Sen nereden biliyorsun bunları? Boşuna bekleme gelmeyecekler. Çünkü en yakın arkadaşına damadın gönlü kaydı. Kaynanan da Fikri Cahit'i, ona gittiler. Ne? Güvendiği dağlara karlar yağdı. Yollar kapandı, iş başka bahara kaldı. Ne demek istiyorsun sen? Deli misin, nesin? Öyle diyorsan öyle olsun.
Köyün delisinin yerine say beni. Hey, dur. Dursana. Hey, dur. Dursana. Ay, ben ona nereyle? Hatice, hadi gelmiyor musunuz? Minibüs kalkar birazdan kız. Nereye gelmiyor muyuz? Nasıl nereye? Kızım kasabada nikah var ya bugün. Aa, ne nikahı? Aa, bunu sen mi soruyorsun? Biricik arkadaşın Zuhal evleniyor ya. Hem de Yıldırım nikahıyla. Evleniyor mu? He ya. Zuhal mi? Tabii kızım. Yoksa sizin haberiniz yok mu? Yoksa siz küs müsünüz kızım? Vallahi. Ay, geldiğinizde öyle sevindim ki. Birden orada vereceğimi şaşırdım. Çoktan gelmişler. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Merhaba Zeynep. Hoş geldiniz Emine. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Emine abla, telaştan unutmuşuz size söylemeyi. Geldiniz deme. Her şey o kadar çabuk oldu ki. Fırsatımız olmadı vallahi. Ne yapalım? Olsun. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Alçak! Bunu bana nasıl yaparsın? Ne bileyim ben? Sana güvenip seni evimize almıştım. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Kızım. Bırak. Kızım. Kızım. Hala bak. Abla. Kızım. Olacak işte. Niye sustunuz? Dilini biri işte. Bir şey yok ki. Lütfen. Müzik yükselsin hadi. Alkış. Hadi hadi. 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 Hatice, Hatice kızım. Üzme tatlı canını. Olmuş ölmüşe çağırıyor. Hem sana kocam yok güzel kızım. Sana demesi kolay anne. Böyle zengin kocayı nereden bulacağım ben ha, bırak. Kızım. Kızım. Keşke onu eve almasaydım, keşke. Ah, aptal kafam, ah, ah. Keşke kal diye ısrar etmeseydim. Keşke Allah'ım, keşke. Ah, ah. Ben geldim, ben geldim. Sen bildin. Başıma gelecekleri bildin. Ben mi? Evet. Arkadaşımın Fuat'ı benim elimden alacağını bildin. Benim yerime onu seçtiklerini söyledin. Abdala malum olurmuş. Deliyim ya. Yo yo. Sen deli falan değilsin. Değil miyim? Gerçekten mi? Beni çok mutlu ettin küçük hanım. Delilikten akıllığa yükselmek önemli bir pay benim için. Madem beni akıllı yaptın, ben de seni mutlu etmek istiyorum. Nasıl mutlu edeceksin? Hatayı ben en başta yaptım. Keşke Zuhal'i eve almasaydım. O zaman her şey çok farklı olabilirdi. Şimdi Zuhal'in yerinde ben olurdum. Alma o zaman içeri. Keşke o ana dönebilsem de almasam. Sana büyük bir sır vereceğim. Gel gel. Var ya, bu sıradan bir anahtar değil. Seni geçmişe götürecek. Ne? Sır veriyorum sana, bağırma. Tamam, tamam. Geriye döneceksin. Hatanı telafi edeceksin. Alma Hüseyin, alma. Evet, evet. Her şeyi öyle bir yoluna sokarım ki sıfır hata. Fuat'ı kaptırmam kimseye.
Çok fazla akıllı iddiası oldu ama. Neyse, o tarafına karışma sen. Nasıl olacak onu söyle. O ana geri dönmek istiyorum, hem de çok istiyorum. Ruhla bir kapıdan geç. Hadi hadi. Bak böyle bönbön deli gibi. Gitmek istiyor musun, istemiyor musun? Ha? İstiyorum. Hem de hemen. Hadi o zaman Hatice. Vakit geçirmeden çevir anahtarı, çek git geçmişe. Git kurtar kendini. Ben de aklımdakileri söyleyeyim mi? Koşarım, açarım kapıyı. Ve bir güzel giderim geçmişe. O Zühal denen kıza defol diye bağırırım. Sen misin benim nasibimi elimden alan ha? Defol derim. Defol. Defol. Bak bunları bilmek akıl işi değil. Deli diye bir daha çıkışma ha? Daha gerisini saymamı istemiyorsan. Hadi. Hala ne duruyorsun? Gerçekten döndüm. Kızım sen niye bekliyorsun öyle ayakta? Dünürcüler gelecek. Yoksa bir terslik mi oldu? Vaz mı geçtiler gelmekten? Hayır anneciğim, hayır. Canım anneciğim. Kızım ne oluyor sana? Dünürcüler gelecek değil mi anne? Evet gelecek. Gelmeyecekler mi? Hayır gelecekler. Allah. Allah'ım döndüm geriye. Artık şimdi her şeyi değiştirebilirim. Ne dedin kızım? Hiç anne, hiç. Geldi işte. Kim geldi. Geldi kızım? Gereksiz biri gelmiştir anne, ben bakarım. Merhaba, ben geldim. Hoş geldin. Babamla Sera'dan çiçek almaya geldik de bir uğrayayım dedim. Biliyorum, biliyorum. Biliyor musun? Ha, tahmin ettim. Görüştük işte, ne güzel. Ya ben de temizlik yapıyordum, ne zamandır yapmadım da. İçeri buyur etmeyecek misin beni? Kızım kim geldi? Zuhal, sen benim en yakın arkadaşımsın. Şu an seni eve buyur etmezsem kırılmazsın değil mi? Çünkü hiç müsait değiliz gerçekten. Başka zaman, tamam mı canım? Niye kırılayım canım? Ben zaten öylesine seni bir görmek istemiştim. Hatice kızım söylesene kim geldi? Emine teyzenin bir elini öpseydim. Sonra öpersin. Sen babanı bekletme hadi. Tamam. Sende bir hal var ama. Neyse sonra konuşuruz. Güle güle. Beni duymuyor musun sen? Kimdi gelen? Duydum anne. Zuhal geldi. İşi varmış yukarı çıkmak istemedi. Ben de ısrar etmedim. Kalsaydı iyiydi kızım. Yol yordam gösterirdi. Maharetli kızdır. Gerek yok anne. Ben yaparım. Tamam kızım. Artık hiçbir engel kalmadı. Buyur anneciğim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk. İyi akşamlar Hatice. İyi akşamlar. Buyurun. Buyurun. Buyur anneciğim. Buyurun geçin içeri. Buyurun. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Emine Hanımcığım, sebebi ziyaretimiz belli. Fuat oğlum Hatice'yi görmüş, beğenmiş. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını oğluma istiyorum. Mutlu olsunlar inşallah. Allah mesut etsin. Amin. O zaman yüzükleri takabiliriz.
Geldiler arkadaşlar, geldiler. Hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Efendim hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Efendim. Teşekkür ederim. Artık bu evin hanımı sensin Hatice. Günaydın. Günaydın. İlaççıların dediği gibi yapacaksınız. Bütün yapraklara ilaç değecek şekilde. Tamam mı? Peki efendim. Sakın ha. Bu mevsimdeki ilaçlama çok önemlidir. Peki efendim. Ya Fuat. Hı. Şu bahçıvan var ya. Ne olmuş bahçıvanı? Yapraklara dikkat edin. İstemiyorum onu burada. Peki niye? Efendim. Okumuş bir adam o. Sağlıkçı. Ataması olmamış. Peki. Hem bize de böyle faydalı bir adam lazım olur diye düşündüm. Bu adamı benim gözüm tutmadı be Fuat. Bakışları bir tuhaf. Onu gördükçe huzursuz oluyorum. Rahat olamıyorum. Anla beni. İstemiyorum bu adamı konağımda. Hadi tamam kolay gelsin. Sen öyle diyorsan. Onu göndeririz, yeni birini bulur getiririz. Yeter ki sen rahat ol. Tamam? Fatma, çay buz gibi olmuş. Yenisini getir. Hemen. Hadi. Hayrola? İki günde hanım mı oldu? Ahmet, sen de çok... Kurum kurum kuruluyorsun gelin hanım. Buraları adam etmek zor. Biliyorum. Bak kızım, bir evde bir hanım olur. Bu evde hanım benim. Sen önce gelin olmayı öğren. Bundan sonra yemekleri yapmak, servis etmek tamamen senin mesuliyetinde. Sabah kahvaltıları saat tam 7'de hazır olacak. Peki efendim. Ve en önemlisi... Fıs fısı getir. Hadi çabuk. Fatma. Buyur anne. En önemlisi erkek torun istiyorum. Görüyorsun halimi. Bu astım krizi bir gün beni götürecek. Ölmeden bir erkek torunu kucağıma almak istiyorum. Ailemizin soyunu sürdürecek bir erkek torun. Anladın mı beni? İnşallah efendim. Anladın mı diye sordum. Anladım. Öyle üstün körü iş yapma. Annen sana temizlik yapmayı öğretmedi mi? Of. Ne dedin sen? Of mu dedin? Yok anneciğim, demedim. Ben geldim, merhaba. Anneciğim, hizmetlilerimiz vardı. Kes sesini, karışma işime. Bir köylü kızını hanım yapmaya çalışıyorum. Temizlik yaptırarak mı? Bunlar ancak bu dilden anlar. Önce ezeceksin ki ne oldum delisi olmasın. Karışma işime. Bunlar böyle tamam. Şeylerden anlar. Sen öyle diyorsan. Göreceksin bak, onu mum gibi yapacağım. Ya bu eve yaraşır bir hanımefendi olacak ya da benden çekeceği var. Çatalı al yerden. Sana al dedim. Ne oldu sana? Hamileyim. Hamile misin?
oğlun olacak Fuat'ım. Erkek torunun olacak. Öyle değil mi gelinim? Bundan sonra kendine dikkat edeceksin. Artık işmiş yok sana. Hizmetliler yapacak, sen oturacaksın. Torunun doğana kadar tabii. Dur Kahya, dur. Hatice! Ne? Hatice! Hatice! Ne yapıyorsun sen? Aşeriyorum galiba Fuat. Erikler de çok güzel, ekşi ekşi. Al ye. Çok güzel. Hatice! Hatice! Ha? Dikkat Hatice, et! Dikkat et! Aptal! Torunumu öldüreceksin. Çabuk eve. Bundan sonra seni tarlada bağda görmeyeceğim. Evden dışarı çıkmayacaksın. Ben ne yaptım ki? Bir de karşılık veriyor. Sen nasıl kocasın be? Karına sahip çıksana. Ne dikiliyorsunuz? Hadi kaybolun gözümün önünden. Hadi. Hadi. Fuat, tamam annendir, lafım yok ama senin de bir gururun var. Erkeksin sen. O kadar insanın içinde benim karşımda sana hakaret ediyor. İzin verme buna. Fuat'ım, ne olur sen de bir şeyler söyle annene. Susma öyle karşısında. Geç içeri. Annemin dediğini duydun. Bundan sonra dışarı çıkmak yok. Geç içeri. Hatice, bebeğe bir şey olmadı değil mi? Sizin derdiniz ben değilim zaten. Varsa yoksa bebek, erkek bebek. Hadi kalk. Bırak. Dikkat et. Anacığım. Tabii, tabii. Ben başıma gelecekleri biliyordum. Ben buraya gelin değil, köle gelmişim. Bu evin hanımı ben miyim o? Erkek çocuk doğuracak köle. Ben biliyorum. Sen yükleniyorsun ona. Sen. Ah ben nasıl razı oldum bu köylü kızını elin diye getirmene. Ha, nasıl sessiz kaldım. Nasıl kabul ettim. Senin aklın bir karış havada. Ben nasıl düştüm bu köylü kızın tuzağına? Hamile olmasa var ya. Ben yapacağımı bilirdim. Sen de erkek ol biraz. Sözünü dinlet, lafını dinlet. Ne sümsük adamsın sen be. Yeter artık. Hı? Yeter. Benim kocam çocuk değil. Kocama laf söyleme artık. Sen nasıl annesin ya? Fuat. Şu karını al başımdan. Elimden bir kaza çıkacak Fuat. Fuat, buraya gel. Fuat dedim sana. Senin yüzünden. Oğlumu elimden alamazsın benim. Alamazsın. Nerede fısfısın? Söyle. Nerede bu fısfıs? Nereye koydu?
bebeğim. Oldu artık kızım. Elden ne gelir? Demek nasip değilmiş. Hayırlısıyla yine olur kızım. Dert etmezsen. Bebeğim. Üzülme kızım. Sil gözyaşlarını. Nasipten öte yol olmaz. Fuat nerede? Kayınvalidem nerede? Çiftlikte işleri varmış. Oraya gittiler kızım. Geldiniz mi? Ne bakıyorsunuz? Hadi geçin içeri. Kullandığın ilaçlara dikkat et Kahya. Eğer bu senede meyvelerde çürük, kara leke falan görürsem hesabını senden sorarım. İhmal etme ilaçları. Merak etmeyin siz efendim. Anneciğim ben çocuk değilim. Kendim içerim bırak. Ayrıca ben iyiyim artık. Yok kızım. Biraz daha dinlenmelisin. Böyle yatmak da olmaz. Toparla artık kendini. Bir bebeği koruyamadın. Yeter hanım, biliyorsunuz. Size yardım edeceğim derken böyle olmuş. Demek bir de sorumlusu ben oldum ha? Yazıklar olsun. Utanmadan böyle mi anlatıyorsun? Yok yok. Mayası sağlam değil bunun. Konak hayatına alışamadı bu. Kızın hala köylü Emine hanım. Hala köylü. Olmayınca olmuyor işte. Yeter anne. Siz neler söylüyorsunuz? Ben sizi... Tamam kızım, sakin ol. Bakın Yeter Hanım. Elbet sizle biz bir olmayız. Biz köylü insanlarız. Ama kızım size uymak için çok çabalıyor. Evinin hanımı olmak için didiniyor. Her şey bir anda değişmez ki. Önemli olan size saygıda kusur etmemesi. Böyle üzerine olur olmaz gitmeniz yakışmıyor size. Sen kim oluyorsun ya? Benim evimde böyle nasıl konuşursun ha? Ne cesaretle? Dünür dediysek başımıza çık demedik. Haddini bil kadın, haddini bil. Siz nasıl insanlarsınız ya? Yere batsın soyunuz, sülaleniz. Anne dur. Dur bakalım küçük hanım. Öyle kolay kolay gidemezsin. Artık senin yerin burası. Bırak. Bırak. Dur dedim. Bırak artık. Bırakmam. Bırak. Fuat karına mukayyet ol. Annem ne diyor sana, duymuyor musun sen? Yeter be. Yeter! Annem ne diyor, annem ne diyor? Yeter! Atı gibi yeter! Ha. Eğer beni seviyorsan, karın olarak kabul ediyorsan, önce bu anneni sustur. Sonra da gel beni al. Anne! Anne! Anne dur diyorum! Anneciğim bekle! Anne dur! Anneciğim dur, dur! Ben de geliyorum seninle. Artık yeter, bıktım. Buna razı olma. Hemen geri dön. Geri dön. Kocandır. O da anasıdır. Sabret kızım. Sen istedin böyle olmasını. Artık başa geleni çekeceğiz. Hayır anne. Asla seni bırakmam. Kızım. Dönmem o eve. Delilik etme. Ben unutur geçerim. Dön hadi. Dön evine. Hayır anne. Dönmeyeceğim. Beni isteyen arkamdan gelir. Hey, sen! Dur! Sen kime bağırıyorsun kızım? Kime?
Köyümüze gidelim anne. Evimize. Yeter derinlere daldın. Kimsenin geleceği yok. Senin dönmen lazım. Genç yaşta dul kalırsan çok üzerine gelirler. Rahat vermezler kızım. Yarın sabah hazırla. Git evine. Evinin kadını ol. Sahip çık yuvana. Artık olan olmuş. Yuvanı yıkan sen olma kızım. Tamam mı? Kızım, sana dedim. Anne, kocam gelecek beni alacak diye bekledim ama gelmedi. Bir ay oldu. Kızım. Bir kere bile neredesin diye sormadı. Nasıl giderim, nasıl? Yuvanın yıkılmaması için gitmelisin kızım. Hiç çekinme kızım. Utanma. Sen doğru olanı yapıyorsun. Hadi kızım. Anne. Benim için dua et. Anne. Fuat geldi. Beni almaya geldi. Çok şükür ya Rabbim. Sen haber vermedin. Ne haberi kızım? Kendisi gelmiş. Kocan seni almaya gelmiş. Fuat. Ne bakıyorsun öyle oğlum? Versene bohçasını. Hadi. Al şu bohçanı. Yarından itibaren mahkeme açılacak. Hemen boşanacaksınız. Fuat'ın da kasabadan kendine layık biriyle evlenecek. Söylesene oğlum, dilini mi yuttun? Fuat, doğru mu söyledikleri? Fuat, bir şey söyle. Hayatında bir kez olsun bana sahip çıksana. Oğlumun aklını karıştırmaya hiç kalkışma serseri kadın. Yeter hanım. Kızıma serseri deme. Doğru konuş. Allah'tan kork be kadın, Allah'tan kork. Yürü Fuat, yürü, yürü gidelim buradan. Hadi, Fuat, çabuk. Fuat! Hadi. Fuat! Fuat! Anne! Anne! Anne iyi misin? Anne! Anneciğim iyi misin? Anne! Allah'ım ben ne yaptım? Hep kaynanam yüzünden. Yuvamı da o yıktı. Annem de onun yüzünden öldü. Keşke onu kurtarmasaydım. Keşke geberip gitseydi. O zaman bunların hiçbiri olmayacaktı. Keşke. Hatice! 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 Gel gel! Buradayım. Hey! Dur! Dursana! Dur! Ya! Ya ne olur bana bir fırsat daha ver. Ya deli adam da fırsat vermene gezer. O beni aşar. Sahi ne yapacaksın Verizem? Ne yapacaksın Verizem? Söyle bakalım ne yapacaksın? Ne yapacaksın ha? Ne değişecek ha? Ne değişecek? Bir hata yaptım. Onu düzelteceğim. Kaynananı mı öldüreceksin? Kaynananı mı öldüreceksin? Yok. Yok. Sadece yardım etmeyeceğim ona. Aynı şey. Ölümüne göz yummak öldürmek gibidir. Çok sadıççı olmadı mı? O benim yuvamı yıktı. Onun yüzünden çocuğumu düşürdüm. Annem onun yüzünden öldü. Seni çok kızdırmış. Bak göreceksin her şeyi nasıl düzelteceğim. Yuvamı kurtaracağım. Sonra annem de ölmeyecek. Kocamı annesinin zulmünden kurtaracağım.
Hepimiz mutlu olacağız. Bu dünyadan bir tane pislik gidecek. Hepimizin yüzü gülecek. İnsan ölünce ben bile deli halimle gülemem. Sen zaten hep gülüyorsun. Bir kere de gülmeyiver. Fuat, şu karını al başımdan. Elimden bir kaza çıkacak Fuat. Fuat! Fuat dur diyorum sana. Fuat buraya gel. Buraya gel. Bana bak. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Oğlumla aramıza giremeyeceksin, anladın mı? Giremeyeceksin. Bu kadar emin olma. Hayatı zehir ederim sana, anladın mı? Bu evi zindan ederim sana. Et de görelim. Küstah! Ne cüretle konuşuyorsun karşımda? Astım. Kurtarmayacağım seni. Hayatımı zindan ettin sen. Kurtarmayacağım. Anne! Ne oldu anne sana? Hatice nerede? Fısfısın nerede? Hatice bırakıp gitti. Öldürecek beni. Anne! Anne bırakma beni anne, ne olur. Anne hayır. Hayır yapma ne olur anne, yapma ne olur. Yapma. Hatice? Katil. Katilsin sen. Katil. Katil! Böcek bile istemiyorum. Anlaşıldı mı? Hasan ağa. Tamam abi. Buyur ağam. Herkes topla buraya. Herkes toplansın buraya. Hadi çabuk çabuk olun. Hemen traktörü çalıştır. Bahçeleri gezeceğiz. Çabuk ol. Peki efendim. Halim abla. Sadık. Siz de konağın durumu ile ilgili bana akşama rapor vereceksiniz. Tamam. Bu akşam hepinizle konuşacağız. Bundan sonra hiçbir gevşeklik istemiyorum. Anladınız mı? Anladık. Anladık. Anladık efendim. Anladık efendim. Anladık efendim. Hadi iş başına. Senden de bir erkek evlat istiyorum. Anladın mı? Annem tek istediği şey buydu. Fuat, saçmalama. Aklını başına topla. Sen aklını başına topla. Erkek çocuk doğurma da gör gününü.
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Hatice Hanım. Aa, traktör hazır. Ha, bu arada annen de çağır gelsin. Bebeği ne olacak? Sana baksın. Sağ ol Fuat. Oğlan değil mi? Nur topu gibi bir kız. Ay, ay yerim ben seni, şunun güzelliğine bak. Maşallah, maşallah, maşallah. Yerim ben seni, benim güzel torunum, bir tane. Fuat nerede anne? Tıpkı sana benziyor. Gözlerine bak. Şu burna, alna. Oy, oy, oy yavrum. Anne. Fuat nerede? Kız olduğunu duyunca çekti gitti. Niye oğlun olmadın sanki? Niye? Çok bile kaldık aslanım. Hadi kolay gelsin sana. Sağ ol, geçmiş olsun. Hop birader. Ne oldu, ne var? Fuat. İmzalaman gereken birkaç evrak var, unutmuşuz. Hayda, iyi ver kalem ver. Hay Allah. Kızına bakmayacak mısın? Dur bulurum ben şimdi. Ya bak. Çekil önümden. Alışır kızım, geçer. Annesi öldükten sonra o kadar değişti ki. Tıpkı annesi gibi davranıyor. Ne yapacağım ben? Sabır kızım, sabır. Ağam hoş geldin. Hoş bulduk. Hikmet, hadi çık da şunları bir otlat. Tamam abi. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Ne sanıyorsun kendini? Bu masada annem kahve içerdi. Kalk. Kalk dedim! Peki oğlum. Öyle olsun. Bir daha görmeyeceğim seni burada. Tamam mı? Ne oldu anne? Bir şey mi dedi sana? Yok kızım. Bir şey demedi. Hatice! Boş boş dolanma. Avluyu temizle. Temizleriz kızım. Bir şey olmaz. Anasının acısı yüreğinde hala. Ses etme. Gel bakalım. Hasan abi. Fuat Bey nerede Hasan abi? Şehre kadar gitti. Haftaya gelirim dedi. Bana niye söylemedi? Kızım ne oldu? Fuat yine haber vermeden şehre gitmiş. Bir senedir bir yerlere gidip duruyor ama nereye gidiyor bilmiyorum. Bana hiçbir şey söylemiyor. Bu işin altından bir iş çıkacak ama... Neyse. Yok kızım, olur mu öyle şey? Artık beni hiç sevmiyor anne. Yüzüme bile bakmıyor, konuşmuyor hiç. Hep asık suratı. Yavrumu bir kere bile kızım diye kucağına almadı. Annesinin adını koydum, yine de sevmiyor. Ah kızım, sana çok söyledim. Kızım, gel etme dedim. Senin dengin değil bu adam. Para pul aklını aldı.
Ahmet'i fakir diye elinin tersiyle ittin. Neyse, olan oldu artık. Ben de gideyim evime. Ne zamandır buradayım. Yük oluyorum size. Hayır anne, sakın. Sen olmazsan çıldırırım ben bu evde. Olmaz. Hiçbir yere gidemezsin. Kızım, belki de kocan beni istemiyor evde. Belki ondan huysuzlanıyor. Asıl o istedi senin buraya gelmeni. Hem kocaman ev senin ne zararın olacak ki? Hem çocuğa da bakıyorsun. Ah anneciğim, ben sadece mutlu olmak istiyorum. Bu hayatı bunun için seçtim. Niye istediklerim olmuyor? Niye? Anne, gelmiş kızım. Bezelyeyi yaptım. Pilavı da sen yaparsın, tamam mı? Tamam kızım. Senin pilavların güzel olur. Anneannesinin canı. Fuat. Kızım. Yavrum benim. Aferin. Gelebilirsin. Gel. Zuhal. Nereden çıktın sen? Hoş geldin. Ah, bebeğin de olmuş. Ziyarete mi geldin? Ne zaman evlendin? Hiç haber vermedin. Ziyarete gelmedi. Temelli burada artık. Nasıl yani? O benim karım. Bu çocuk da benim oğlum. Fuat, şaka mı yapıyorsun? Senin karın benim. O da benim karım. Geçen sene aramızda nikah yaptık. Seninle resmen boşanana kadar böyle olsun istedik. Kasabada ayrı bir evde kalıyordu. Erkek çocuk doğurunca eve getirdim. Artık bu evin hanımı o. Bu katta o kalacak. Senin yerin de bana görünmeyecek şekilde. Aşağıda. Şimdi eşyalarını topla, alt kata. Alçak! Şşş. Yine mi çıktın karşıma? Dur. Ne yaptıysam kurtulamadım senden. Defol evimden. Dur, dur dedim, dur. Defol çık hayatımdan. Ne istiyorsun benden, ne? Karışma dedim sana. Sen benim annemin ölümüne sebep oldun. Annem bir oğlan çocuğu istedi. O çocuğu da Zuhal verdi bana. Anladın mı? Haddini bileceksin bundan sonra, tamam mı? Oğlum, yeter. Yeter, ne olur yapma. Bir oğlan doğursaydın yeniden evlenmezdim. Sen aldın onları. Dedim sana, benim arkadaşım o. Kaldıramaz bu durumu. Kendi bilir. Kaldırırsa kalır. Yok istemezse varsın gitsin. Evimin sultanı bundan sonra sensin. Kızım. Hayır anne. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Pes etmek yok. O Zuhal'e kocamı bırakmam asla. Bu evin hanımı benim, ben. Ya üstüme kuma getirmiş. Hem de benim en yakın arkadaşım. Ben buna nasıl dayanırım? Ben Zuhal'le konuşurum kızım. Ağlama be. Tamam ağlama. Alo. Feride abla. Yine ne istiyorsun ama yeter. Üstüme çok geliyorsun. Zuhal kızım. Siz Hatice ile samimi arkadaşsınız. Bu yapılır mı hiç? Bilmiyor muydun Hatice'ye kuma geleceğini? İnsan arkadaşına böyle şey yapar mı? Fuat istedi beni. Hem ben Fuat'ı daha önceden görmüştüm ama Hatice'ye söylememiştim. Fuat'la evlenelim diye tutturunca... Annem baban nasıl razı oldu bu işe? Şaşıyorum. Ben razı oldum Emine teyze. Tamam mı? Anladın mı? Hem sen karışma. Kızın kocasına sahip çıksaydı benim ne suçum var? Ben de iyi yaşamak istiyorum. Konakta yaşamak benim de hakkım. Yazıklar olsun sana. Sen kim oluyorsun be? Defol git bu evden. Bu evde sığıntı falan istemiyorum ben. Defol. Bu ev benim. Yakında kızını da atacağım bu evden. Ben gidiyorum kızım. Gayrı durmam burada. Anneciğim ne oldu?
Bir şey mi dedi sana? Anne. Bahtı kara kızım benim. Güzel kızım. Anne, ne olur gitme. Taş yerinde ağırdır kızım. Beni düşünme sen. Kocanla iyi geçinmeye bak. Kızına sahip çık. Hadi. Hadi kal sağlıcakla. Anne. Senin yüzünden oldu. Senin yüzünden gitti annem. Yılan! Gel anneciğim. Çıkıp biraz hava alalım. Bahçemizde gezelim benim güzel oğlum. Bu halde yaşayamam. Bu kadere razı olamam. Hayır olmaz. Ben bunun için mi geri döndüm? Öf, yeter be, yeter. Alo, Feride abla. Öf, yettin ama sen. Feride abla, merak etme sen, işler tıkırında. Salak bunlar. Benim çocuğum olduğuna inandılar. Bebeğimi ölü doğurduğumu bilmiyorlar. Bak, bunu da ikimizden başkası bilmiyor ha. Seni de göreceğim canım. Ama biraz zaman geçsin, az sabret. Bak oğluna da kendi çocuğum gibi bakıyorum, merak etme ha. Bu zamanda akıllı olacaksın kızım. Adam erkek çocuk manyağı. Çocuğu göster, al ekmeği elinden. Hatice! Kardeşim, bak gel konuşalım, gel. Gel. Gel, gel. Gel konuşalım. Kardeşim ha? Şimdi anladın değil mi kardeşin olduğumu? Senin zaten bir işler çevirdiğini biliyordum. Kulun kölen olayım ya. Elini ayağını öpeyim söyleme Fuat'a. Hatice. Çekil önümden sahtekar seni, çekil. Bak, bir kere dinle beni, ne olur. Zuhal, hayatım. Bak, tamam. Sana karşı haksızlık ettim. Kusura bakma, affet beni. Ama söylesen de Fuat inanır mı bakalım? Emin ol sana değil bana inanır. İftira atıyor derim. Beni kıskanıyor derim. Ne dersen de. Bu işin doktoru var. Ortaya çıkarırlar gerçeği. Ben yine de doğruyu söyleyeceğim. Hatice, biz eski dostuz. Aptallık etme. Gel, bu ikimizin sırrı olsun. İkimiz de rahat ederiz. Sen varken rahat mı var bana bu evde? Bak, eğer sırrımı saklarsan ne dersen yaparım. Aşağı kata ben inerim. Sen bu katta kalırsın. Söz veriyorum bak. Evin hanımı da sen olursun. Ne oluyor burada? Yok bir şey Fuat. Kardeş kardeş konuşuyorduk. Sonra bu evin hanımı benim. Ben ne dersem yapacaksın. Tamam mı? Tamam. Eğer bir yanlış yaparsan her şeyi anlatırım. Tamam, anlaştık. Gel Hatice gel. Gel otur. Ama aynı
Gel, eski günlerdeki gibi yan yana televizyon izleyelim. Bundan sonra bu evde senin dediğin olacak kardeşim. Dur dur, birer de kahve yapayım. Hemen şimdi yaparım. Bu çocukların babası. Komiserim. Çok ilginç. Demek ki bize anlatmadığı hususlar var. Arkadaşlar, yeni bir bilgi geçti. Oğluma neler aldım neler. Zuhal. Burada ne işin var senin? Hadi yerine. Aşağıya. Fuat'cığım, artık Hatice kardeşim burada kalacak. Ben öyle istiyorum. Lütfen. Öldüremedim. Ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum ki. Biz başka bir şey bilmeyiz beyim. Namusun sen temizle ama ben temizleyemedim. Ya öbür kızın neyle? Beni aptal mı sanıyorsun sen? Sırrımı bilen kişiyi yaşatır mıyım ben? Bakalım kaç saat daha yaşayacaksın bu pastayı yedikten sonra? Hatice! Pasta yaptım kız. İlk defa yapıyorum ha. Bakalım beğenecek misin? Hadi yesene. Zehir katmadım ya içine. Eline sağlık. Ama meyve yiyordum. Sonra bakarım tadına. Aa, aşk olsun ama. Ölmezsin ya bir çatal alsan. Peki madem. Bakayım tadına. Bak tabii. Çocuk ağlıyor. Sen ye, ben geliyorum. İlk defa yapmışmış. Aa kızım. Gel. Hop. Pasta yer misin? Ha? Al bakalım. Aç ağzını bakayım. Aa, aferin. Aç bir daha. Oo, aferin, sevdin mi? Hatice! Sen ye, Hatice. Ben geliyorum, tamam mı? Hatice! Hatice! Geri kalanları içeri götür. Fuat, benden nefret mi ediyorsun? Yok. Niye yüzüme bakmıyorsun? Ben ne yaptım sana? Bir oğlum olmadı diye mi? Bunun için mi? Yeter. Kızım. Al işte. Rahatladı mı Fuat? Yeter. Öldü işte kızım, öldü. Bırak. Dokunma ona. Hiçbir zaman sevmedin onu sen. Küçüğüm.
Canım kızım. Canım. Hepsi benim suçum. Allah'ım, kendi ellerimle mahvettim hayatımı. Affet beni Allah'ım. Keşke kaderime razı olsaydım. Keşke Fuat'la evlenmek için o adamı dinlemeseydim. O anahtarı almasaydım. Kaderimi değiştirme sevdasına kapılmasaydım. Hatice! Az önce beni de suçladın. Beni de ağlatacaksın şimdi. Ama Hatice, bu son durum senin suçun değil ki. Zuhal yaptı her şeyi. Zuhal mi? Zuhal ya. Pasta. Zehirli pasta. Sen de çok safsın be Hatice. Aman Allah'ım. Beni öldürmek istedi. Ama pastayı ben yemedim. Kızım yedi. Anahtar nerede? Anahtar nerede? En başa dönmek istiyorum. Kaderime razı olmak istiyorum. Üf! Üf! Hemen kaçış, hemen pes! Zuhal'den intikamını almayacak mısın? Hani daha önce Yeter Hanım'ı hatırladın değil mi? Olmuyor işte. Ölüm ölüm getiriyor. Yanıldım. Hem yok yere günah giriyoruz. Bak, önünde iki yol var. Ya yaşadığın bu hayata devam edeceksin ya da... Keşke dediğin ilk ana döneceksin. Geri döneceğim. Kaderime razı olacağım. Başıma gelenlere de katlanacağım. Ama bu zenginlik, konak, hizmetçiler hepsi gidecek elinden Hatice. Farkındayım her şeyin. Geçti. Her şey geçti. Ahmet, sana yaptıklarım için affet beni. Ne yaptın ki bana? Boş ver. Çok kırdım seni. Ben seni seviyorum diye sen de beni sevmek zorunda değilsin ki. Sen çok iyi bir insansın. Bilmem ben seni hak ediyor muyum? Sen de çok iyi bir insansın. Kendine haksızlık etme. Öyle miyim gerçekten? Ahmet, hala istiyor musun beni? Ben bir ömür isteyeceğim seni Hatice. Sen sevmesen de ben seveceğim. Ahmet. Ben de seni sevmek istiyorum. Artık biliyorum ki kaderimde sen varsın. Hem... Biliyor musun, benim tayin işi oldu. Şehre gidiyorum. Sağlık memuru olarak. Gideriz. İstersen ikimiz mutlu bir yuva kurabiliriz. Ahmet benim için doğru olan kısmetti. Ben hırs gösterdim. Varlığın huzur getireceğini sandım. Varlık her şey demek değildi. Sevgi her şeyden önce fedakarlık demekti.
Ahmet'in her uğraşı aslında benim içindi. Nefis bana bu gerçeği unutturdu. Hemen hepimiz de Allah'ın bir takım kaza ve kaderine karşı kendi istek ve arzularımıza ulaşamamaktan dolayı bir burukluk, bir üzüntü olabiliyor. Bunlar aslında şeytanın mırıltılarından başka bir şey değil. Bunu öğrendim. Şimdi hayatta daha umutla bakıyorum.